İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van'da 3000 yıllık iki kaya mezarı bulundu. Askeran'ın Akna ilçesinde büyük bir bahçecilik geliştirme programı başlatılacak. Ermeni-Amerikan stratejik diyaloğunun ikinci oturumu 14 Eylül'de başlayacak. Türk gemisi Oruç Reis tartışmalı Akdeniz bölgesinden çıkarıldı. Le Pen, Erdoğan provokasyonlara başvuruyor. Tikranagert'teki tarihi Birkelein mağaraları etrafındaki çöpler temizlendi. Sanahin, ABD elçileri Kültürel Koruma Fonu tarafından finanse edilen kültürel koruma programına dahil edildi. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Arjeş Erciş ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında 3000 yıllık olduğu tahmin edilen iki kaya mezarı bulundu. Birer kilometre arayla bulunan kaya mezarlarının incelenmesi için Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü devreye girdi. Yapılan ilk incelemede mezarların tünel görünümlü olduğu ve Ermenilerin atası Urartular dönemine ait olduğu belirlendi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Garutyunyan 13 Eylül Pazar günü Askeran'ın Akna ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Devlet Başkanı, bahçecilik, sebze bitkileri ve tütün ekimi ile uğraşan bahçıvanların faaliyetlerinden haberdar oldu. Devlet Başkanı Harutyunyan, hükümetin tüm Akna ilçesine bahçe dikme için bir program geliştirdiğini kaydetti. Devlet Başkanı, ilçenin sulama sorunu önümüzdeki 2 yıl içerisinde çözülecek. Çalışmalar çoktan başladı. Uzmanlara göre bölge, bahçeciliğin gelişimi için büyük bir potansiyele sahip ve bir sonraki aşamada hükümet bu yöndeki destek programlarına başlayacak. İsteyen herkes için uygun ve erişilebilir olacak dedi ve tahsis edilen fonların düzgün ve verimli harcama konusunda son derece tutarlı olacağını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından bildirildiğine göre bir önceki oturumda varılan anlaşmaların uygulanmasını özetleyecek ve işbirliği için yeni önceliklerin ana hatlarıyla özetleyecek olan Ermeni-Amerikan Stratejik Diyaloğu'nun bir sonraki oturumu 14 Eylül'de başlayacak. Oturum, Ermenicesi takavarak olan yeni tip koronavirüs nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri strateji alanındaki üst düzey yetkililerin katılımıyla bir dizi toplantı dahil olmak üzere uzaktan düzenlenecek. Reuters ajansının haberine göre Türkiye, sismik keşif gemisi Oruç Reis Akdeniz'in enerji zengini doğu kesiminden çekip Antalya'nın kıyı bölgesine geri gönderdi. Akdeniz'in tartışmalı bölgesinde devam eden jeolojik keşif çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkileri sert bir şekilde gerilmişti. Resmi Atina, Türk tarafının münhasır ekonomik bölgesine girdiğini iddia ediyordu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, bir Türk gemisinin ihtilaflı bölgeden çekilmesini memnuniyetle karşıladı. Yunan hükümetinin başkanı, Selanik ziyareti sırasında şu açıklamayı yaptı. Oruç Reis gemisinin geri çekilmesi ilk olumlu adımdı. Umarım bunun devamı da olacak. Türkiye ile provokasyonların olmadığı bir ortamdan müzakere yapmak istiyoruz. Fransa Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki açıklamasına destek verdi. Le Pen, Macron ile milyonlarca anlaşmazlığa rağmen Erdoğan'ın kışkırtıcı eylemleri yürüttüğü şeklindeki açıklamasını kararlılıkla desteklediğini söyledi. Ona göre Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Macron'a yönelik tehditleri aslında Fransa'yı hedef alıyor. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'da tarihi Birkelein mağaraları ve Dipni çayı kenarında temizlik yapıldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri her hafta sonu farkındalık oluşturmak için tarihi mekanlar ile piknik alanlarında çöp topluyor. Bu kapsamda Lice ilçesindeki kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkelein mağaraları ile Dipni Çayı kenarında 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yaşanılabilir bir Diyarbakır için el ele sloganıyla temizlik yapıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Lori bölgesinin vali yardımcısı Gayane Margosyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki büyükelçisi Lynn Tracy'yi 9 Eylül'de makamında kabul etti. Kendisine Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ABD Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Departmanlığı Başkanı Liam Miller eşlik etti.
Gayane Margosyan Büyükelçiyi selamladı ve Lori bölgesindeki Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından finanse edilen programlar için şükranlarını sundu. Büyükelçi sıcak karşılama için teşekkür ederek ziyaretine amacının Sanahin Manastırı ziyareti gibi bölgedeki ABD hükümetinin mali desteğiyle uygulanan bir dizi programın sürecini tanımak olduğunu belirtti. Mesele şu ki geçen yıl ABD Büyükelçiliği tarafından açıklanan yarışmada Sanahin, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçileri Kültürel Koruma Fonu tarafından finanse edilen kültürel koruma programlarına dahil edilmişti. Bu kapsamda kilise kompleksinin bazı bölümlerinde restorasyon çalışmalarının yapılması ve bölgede bulunan kültürel değerlerin korunması planlanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan tarafından seslendirilen Suluh Kühü Grivi adlı eseri sunuyoruz. Sapemetes vaxtavos mansin humandar kanchets kosabin başin. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.